güzel kafayla geçtiğim için. O yüzden bu çok güzel oynatmam gerekiyor. Merhabalar dostlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Sri Lanka'nın farklı bir şehrine geldik. Ella'dayız. Ne yapacağız burada? Bildiğiniz üzere Sri Lanka'nın en popüler yerlerinden bir tanesi de Ella. Burası çok fazla turistik. Dün geldik, dün akşam geldik. Size kaldığımız yeri falan da gösteririm. Ne kadara kalıyoruz yine söyleyeyim. 3 dolara kalıyoruz yine aynı şekilde Ella'da. Ella'da ne var derseniz 9 köprü var. Küçük Adem Tepesi var. Bir önceki videoları izleyenler bilir. Normal orijinal Adem Tepesi'ne çıkmıştık biz. Hemen şuraya bir yere bırakayım. İzlersiniz. Burada ne var derseniz dediğim gibi 9 köprü var. Tren geçiyor üstünden. Çok popüler bir turist noktası. Aynı zamanda şu an yürüdüğüm yerde bir tren rayı. Bu şekilde böyle tren rayı upuzun gidiyor. Dostlar gayet güzel, keyifli bir yer. Dedik sabah uyandık bir yürüyüş yapalım, sonra kahvaltı falan yaparız. Sonra 9 köprüye gideriz dedim. Bu şekilde videoya tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi dostlar, agalarla kahvaltıya geldik hep beraber. Şöyle bir tabak aldım. Yanında da mango suyu aldım. Bu çok güzel, omlet bam diye geçiyor. Musamsa zaten her zaman yediğimiz şey. Bu da vegetable roti. Yanında ketçapla sıktım. Mango suyu da çok güzel, ben seviyorum. Totalde bunu ne kadar tuttuğundan sonra yazarım. Agalarla oturup kahvaltı yiyoruz. Devam edeceğiz kahvaltıdan sonra. Dostlar ne yapıyoruz? 9 köprüye doğru gidiyoruz. Manzaramız bu şekilde, ağaçlar falan filan. Yaklaşık Ella merkezden 30 dakika, 35 dakika diye düşünüyorum. Maymun mu var tepede? Yok, kaldı. Ella merkezden yaklaşık 30-35 dakika yürüme mesafesine 9 köprüye ulaşabilirsiniz dostlar. Biz de ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Şöyle güzel bir manzaramız var. Ağaçlar falan şahane. Gün batımını yakalamaya çalışacağız 9 köprüde. Meşhur Sri Lanka'nın simgesi. Oraya gidiyoruz şimdi. Öyle size ne anlatayım, ne anlatayım. Ella güzel bir yer, çok şey olmuş, turistik bir yer olmuş. Mekanlar falan var. Eğlence hayatı isteyen eğlence hayatı da var. Benim gördüğüm kadarıyla. Konaklamalar ucuz. 3, 5, 10 kafanıza göre nasıl isterseniz. Verdiğiniz paraya göre kalite yukarı doğru çıkıyor. Henüz 3 dolar. Biz 3 dolara kalıyoruz geceliğe kişi başı. Güzel bir yerde kalıyoruz. Sıkıntı yok yani. Yeme içme de turistik ama güzel. Ucuza yeme içme bulabilirsiniz. 50 TL'ye, 60 TL'ye, 100 TL'ye, 150 TL'ye yemek yiyebilirsiniz. Öyle. Mekanlar dediğim, anlattığım mekanlar da çok güzel. Mesela mekanlar var, gidiyorsun bilardo şeyi var, dart yeri var falan filan, ortam güzel. Bir bireysen yeter falan mesela. Bir arada 100 TL diyebiliyorum. Bu şekilde, aa bak burada bu taraftan da gidebiliyorsun. O taraftan da gidebiliyorsun. Geldik galiba. Yakınlaştık. Acaba bu taraftan. İki yol var gördüm. Bak iki yol var gördüm. Google Maps'ına bakabilirsiniz. Bu taraftan da gidiyor, bu taraftan da gidiyor. Biz buradan gidelim bakalım. Ne olacak? Dostlar bu Sri Lanka'nın meşhur köprüsüne geldik. Gayet güzel, arkamda görebileceksiniz. Çok güzel yani, manzarası var. 10 numara yani, anlatılmaz. Gayet güzel bir yer. İnsanlar hep fotoğraf, video falan çekiliyor. Şöyle bir poz vereyim video için. Gayet güzel bir yer. Müthiş yani. Şimdi burada fotoğrafımızı, videomuzu çektik. Azıcık artık köprüye doğru gitmemiz lazım. Manzara güzel. 9 tane bu şeyin ismini unuttum, ondan oluşan bir köprü burası. Gayet güzel bir yer.
Herkes fotoğraf video çekiliyor. Şurada tünel var. Arada tren geçiyor. Ama trenin saatini biz kaçırdık büyük ihtimal. Ve bilmiyoruz zaten karşıda geçtiğini trenin. O yüzden böyle sadece fotoğraf video çekiliyoruz. Güzel bir yer. Turistik bir yer. Bu şekilde. Hiçbir olay olmayan bu 9 bilmem neydi köprüyü Hindistanlı arkadaşlarımız işgal etmişler. Aşağıdan atmalarımız var. He, mantıklı. Burada dostlar tünel falan da var bir tane. Şöyle şu göle göreceksiniz. Bir de kafe yapmışlar. Burada manzara daha güzel aşağıdan. Yani şu tarafta şu açıdan daha güzel manzara var. Bu açı çok güzel. Yani burada fotoğraf çekince güzel çıkıyor baba. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Yani bir olayı yok. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harbi 9'muş ya. Adam öyle yapmış. Bu şekilde dostlar. Şöyle göstereyim. Fotoğraf çekiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Takılıyorsunuz. Yerle daha çok yakın. Hemen yürürsünüz. Yol var zaten. Yarım saat sürer. Yarım saat sürer. Gelirsiniz burada fotoğraf falan çekilirsiniz, takılırsınız. Burası çok önemli bir nokta. Bir de Ella'nın önemli noktalarından bir tanesi de Ella'dan Kendi'ye bir tren var. Dostlar 6 saat sürüyor bu tren. Ve dünyanın en iyi tren yolculuklarından bir tanesi. İnsanlar bunun için bile geliyor yani. Biz ona bineceğiz işte Ella'dan Kendi'ye gideceğiz. Ama daha Adem Tepesi'ne falan çıkacağız. Bundan sonraki video büyük ihtimalle öyle olur. Umuyorum. Bakalım. Köprü çok güzel. Gelin buraya. Bol bol arkadaşlarınızla vakit geçirin. Takılın. Video fotoğraf çekin. Mis gibi. Dostlar artık hava kararmaya başladı. Muhteşem bir gün batımı manzaramız var ama güneşi göremiyoruz. Köprü de bu şekilde. Gayet güzel bir günümüz bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi ne yapacağız? Yemek falan yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra aslında bilmiyorum. Burada mekanlar falan var güzel. Gittiğimiz zaman arkadaş edinebiliyoruz. Yani yabancılar çok şey. Çok fazla turist var, yabancı var. Sohbet, muhabbet, oyun, moyun, makara dönüyor. Büyük ihtimal yemek yeriz, öyle yere gideriz. Makara falan döner. Çekebilirsem çekerim, çekemezsem çekemem. Bakacağız, göreceğiz. Dostlar şimdi mekana geldik biz. Burada bilardo oynayacağız. Burada güzel bir yer. Şu an kalabalık değil ama sonradan kalabalıklaşıyor. Burada yemeğimizi yiyoruz. Burada bilardo oynayacağız. Bu şekilde. Gayet iyi bakalım. Takımaca.